İyi günler. 7. sınıf 5. ünite ışığın madde ile etkileşimi ile ilgili 10 soru çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Işık bir enerji türüdür ve maddelerle farklı yollarla etkileşerek ısı, elektrik, hareket enerjisi gibi farklı enerji türlerine dönüşebilir. Işık enerjisinin farklı enerji türlerine dönüşmesine örnekler, bu dönüşüm için gerekli olan araçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Verilen örnekler ile araçlar aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir diyor. Birinci örneğimiz ışık enerjisi ısı enerjisine dönüşür diyor. Bu ısı enerjisine güneş kolektörü ile dönüşür. 1C olacak. Hemen 1C olmayanları eleyelim. 2. Işık enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Bu da radyometre olacak. 2A olacak yani. Cevabımız zaten çıktı. 3. Işık enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Bu da güneş pili olacak. 3'te B. Cevabımız B şıkkı. Diğer soruya geçelim. Beyaz ışık, güneş ışığındaki kırmızı, yeşil ve mavi renklere ana renkler denir. Işığın ana renklerinin aynı orandaki ikili karışımları ile oluşan renklere ara renkler denir. Ara renklerin oluşumu ile ilgili olarak hazırlanan şemada 1, 2, 3, 4 numaralı gösterilen bölümlere gelmesi gereken renkler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi magenta, önce şunu yazalım. Kıyas, yani ana renklerin oluşturduğu ara renkler böyle kodlayabiliriz. Kırmızı ile yeşil sarıyı oluşturur. Yamaç, yeşil ile mavi ciyanı oluşturur. Son olarak da makam, kırmızı ile mavi magentayı oluşturur. Şöyle magenta yazalım. Bu da ciyan olacak. Bu da sarı. Dolayısıyla magenta, mavi ile kırmızının karışımı. 1 ve 3 mavi ve kırmızı olması gerekiyor. Sarı kıyas olacak. Kırmızı ve yeşil. Kırmızı. Dolayısıyla yerini değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Hemen silelim şunları. Tekrar yapalım. Önce sarıdan başlayalım. Sarıda ne demiştik? Kırmızı, yeşil sarıyı oluşturacak. Magenta, kırmızı, mavi olacak. Ve yamaç dediğimizde de yani yeşille mavi de ciyanı oluşturacak. Şu anda doğru oldu. 4 numara nedir? Bu 3 ana rengin karışımı beyaz olacak. Burası beyaz. Şimdi buna göre bir kırmızı. Eledik. Eledik. 2 numara yeşil. Şu anda doğru gidiyor. B ve D. 3 numara mavi olacak. Yine mavi mavi. 4 numara da beyaz olacak. Burada siyah yazmış. Doğru cevap D şıkkı oluyor dolayısıyla. Diğer soruya geçelim. Radyometre ışık değirmeni, ışık enerjisini hareket enerjisine çeviren araçtır. Radyometre ışık alan bir yere bırakılırsa ışığın yapraklara çarpmasının etkisiyle radyometre çarkı döner. Yani aslında havası alınmış bir cam fanusun içerisindeki beyaz ve siyah renkler ışığın etkisiyle beyaz ışığı yansıtarak, siyah da ışığı soğurarak itme çekme gücü yaratıyor burada. Ve buradaki çark dönüyor. Dolayısıyla mesafe kısaysa, B'de görüyoruz daha kısa, en hızlı burada daha hızlı dönecek. Çünkü ışık enerjisinin şiddeti mesafeden dolayı burada daha güçlü etkisini gösterecek. 1 ve 3'teki mesafeler eşit olduğu için buradaki dönme hızı 1 ve 3 eşit, 2 ise daha büyük olacak. Bu cevabı veren 2 büyük 1 3 A şıkkı. Diğer soruya geçelim. Arzu ilk sıcaklıkları eşit olan farklı renklerdeki ekranların üzerine, önlerine özdeş el fenerleri ile eşit uzaklıkta mesafelerle yerleştiriyor. El fenerlerini eşit süre çalıştırıyor ve ekranlardaki sıcaklık değerlerini termometreleriyle ölçerek ekranlardaki sıcaklık değişimlerine ait grafikleri çiziyor. Arzu'nun ekranlardaki sıcaklık değişimlerine ait çizdiği grafikler aşağıdakilerin hangisine doğru gösterilmiştir diyor. Şimdi beyaz bu ışığı daha fazla yansıtacağı için buradaki sıcaklık daha düşük olacak. Siyah ekran buradaki ışığı daha fazla soğuracağı için en sıcak olan siyah ekran olacak. Yani siyah ekrandaki
sıcaklık değeri fazla. En düşük beyaz ekran, kırmızı da ortada olacak. Bu cevabı veren C şıkkı olduğunu görüyoruz. Bakın siyah en yüksek, beyaz da en düşük sıcaklığı gösteriyor. Diğer soruya geçelim. Metin karanlık bir ortamda belirtilen renklerdeki elmaların üzerine farklı renklerde ışık ışınları göndererek elmaların renklerini gözlemlemiştir. Buna göre Metin'in gözlemleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Mavi ışık ile aydınlatıldığında tüm elmalar siyah görülür. Buna bir bakalım. Şimdi sarı neden oluşuyordu? Kırmızı ve yeşilden oluşuyordu. Dolayısıyla mavi ışık gönderildiği zaman bu siyah gözükecek. Kırmızı zaten ana renk olduğu için mavi ışık altında siyah. Yeşil de ana renk olduğu için siyah gözükecek. Bu doğru. Yanlış arıyoruz. Beyaz ışık ile aydınlatıldığında elmalar kendi renginde görülür. Hemen devam ediyoruz. Beyaz ışık ile aydınlatıldığında evet hepsi kendi renginde gözükür. Bu da doğru. C. Sarı ışık ile aydınlatıldığında yeşil ve kırmızı elmalar siyah görülür diyor. Şimdi sarı ışıkla aydınlattığımızda bu sarı. Bu sarı biliyorsunuz kırmızı ve yeşilden oluştuğu için sarı ışık altında bu kırmızı gözükecek. Sarı ışık altında yeşil de yine yeşil gözükecek. Kırmızı ve yeşilden oluştuğu için sarı, kırmızı, yeşil bize ne diyor? Sarı ışık altında aydınlatıldığında yeşil ve kırmızı elmalar siyah görülür. Bu yanlış. Cevabımız çıktı. D şıkkı ne diyor? Yeşil ışık ile aydınlatıldığında sarı elma yeşil, kırmızı elma siyah görülür diyor. Şimdi yeşille aydınlatalım bunları. Yeşille aydınlattığımızda bu sarının içinde yeşil olduğu için yeşil gözükecek. Yine yeşille gönderdiğimiz için bu ana renk olduğu için siyah gözükecek. Yeşil, bu zaten yeşil gözükecek. Yeşil ışık ile aydınlatıldığında sarı elma yeşil, kırmızı elma siyah görülür. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Diğer soruya geçelim. Belirtilen renklerdeki dört cisim üzerine ışık kaynağından yeşil renk ışık gönderiliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi yeşil ışık gönderildiğinde bu zaten yeşil. Bu siyah ana renk olduğu için. Bu da siyah gözükecek. Bu da yeşil. İki siyah, iki yeşil var. Hangileri doğrudur? Bir üst cisim şu anki renginden farklı renkte görülür. Hemen bakıyoruz. Siyah, siyah, yeşil. Sadece bir tanesi kendi renginde. Diğerleri farklı renkte gözüküyor. Doğru. Yeşil ve siyah renkte görünen cisimlerin sayısı eşit olur. Evet, yeşil ve siyah görülenler eşit. 3. Yeşil ışık yerine mavi ışık gönderilseydi iki cisim siyah görünürdü. Şimdi mavi gönderelim. Mavi ışığı gönderdiğimiz zaman bu yine siyah olacak. Mavi de bu da siyah olacak. Altına yazıyorum. Bu zaten mavi. Bu da mavi. Yeşil ışık yerine mavi ışık gönderilseydi iki cisim siyah görülürdü. Evet bu da doğru. İki tane cisim siyah gözüküyor. İki cisim mavi gözüküyor. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı.